Bilim adamlarına göre beynimiz görselleri metinlere kıyasla 60 bin kat daha hızlı işliyor. Gelin ürün fotoğraflarımızı birkaç çekim tekniği öğrenerek daha da estetik hale getirelim. Herkese merhaba, ben Serap Caymaz. Geçtiğimiz hafta e-ticaret sitelerinde ve sosyal medyada satış yapmaya çalışan küçük girişimciler için telefonla ürün fotoğrafı nasıl çekilir konulu bir video setine başladığımızı duyurmuştuk. Setin ilk bölümünde telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Lightroom mobile kamerasında yapmanız gereken kamera ayarlarını gösterdik. Telefonunuzun kendi kamerasıyla da çekebilirsiniz elbette. Ancak telefonun kamerasından memnun değilseniz Lightroom kamerasını kullanabilirsiniz. Lightroom kamerasını neden önerdiğimizi size geçen hafta anlatmıştık. Bu videoda detayına girmeyeceğiz. Sonraki 3 bölümde ise kapak fotoğraflarınızda kullanabileceğiniz 6 kompozisyon tekniğini uygulamalı anlatacağız demiştik. En sık karşılaştığımız sorular şunlar. Cam kenarında çekiyorum ama fotoğrafım karanlık çıkıyor. Hangi fonu kullanmalıyım? Fotoğrafım neden soluk görünüyor? Renkleri nasıl daha güzel hale getirebilirim? Hangi açılardan çekmeliyim? Ya da ben şu ürünü satıyorum. Fotoğraflarımda ne tür tamamlayıcı aksesuarlar kullanabilirim? Hem tamamlayıcı ürünlerle kapak fotoğrafları çekeceğiz, hem de düz beyaz bir arka planla tekli ürün fotoğrafı çekeceğiz. Daha önceki videolarda da belirtmiştik. Albenisi çok yüksek olmasa da Google arama motoru beyaz arka planla çekilmiş ürünleri öne çıkarıyor. O yüzden biz hem albenili kapak fotoğrafları çekeceğiz, hem de sabit düz fotoğraflar çekeceğiz. Kapak fotoğraflarımız biraz daha imaj amaçlı olacak. Burada farklı fonlar kullanabilirsiniz. Düz beyaz fonda çekilmiş tek ürünlü olanları da kapaklarla beraber Instagram'da kaydırmalı paylaşmak için değerlendirebilirsiniz. Bu videomuzda kapak fotoğraflarınız için 2 kompozisyon tekniği göstereceğiz. 1. Düz çekim, 2. Göz hizasından çekim. Adımlarımız şunlar olacak. 1. Mekan hazırlama, 2. Tamamlayıcı aksesuarları belirleme, 3. Ürünlerin yerleşimi yani kompozisyon, 4. Fotoğrafın parlaklığını açma ve renklerini düzenleme. Önce mekanımızı ve ışığımızı ayarlıyoruz. Doğal bir ışık kullanacağız. Bu nedenle pencere kenarını tercih ediyoruz ve ışığı yandan alıyoruz. Doğal olmayan ışık kaynaklarını ve flaşı mutlaka kapatıyoruz. Lamba gibi ışık kaynakları fotoğrafı sarı çıkarır. Doğal durmaz. Işık konusunda dikkat edeceğimiz diğer iki detay, güneşli günlerde camdan gelen sert ışınları ve ürünün arkasına düşen gölgeyi yumuşatmamız gerektiğidir. Bunun için güneşlik perde, beyaz çarşaf veya satın alabileceğiniz bir difüzör kullanabilirsiniz. Difüzöre bulutlu havalarda ihtiyacımız olmayabilir çünkü bulutlar fazla ışığı zaten yumuşatır. Bu ihtiyaç tamamen camdan gelen ışığın yoğunluğuna bağlı. Benim kullandığım difüzörü almak isterseniz e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Linkini videonun açıklama bölümüne koydum. Ürün arkasına düşen gölgeleri de düz beyaz bir karton veya beyaz bir fotoblokla açabiliriz. Bizim kullandığımız fotoblokların satın alma linklerini açıklama bölümüne koyduk. Kapak fotoğraflarınızda kullanabileceğiniz ilk teknikle başlayalım. Düz çekim. İngilizce'de flat lay diyoruz. Objeler düz bir zemine seriliyor ve üstten çekiliyor. Düz çekimler en çok yemek ve moda fotoğrafçılığında kullanılır ama birçok farklı ürün için de uygun bir teknik. Hatta uzun zamandır kullanılan en popüler tekniktir diyebiliriz. Özellikle de Instagram'da. Çekmesi de çok kolay. Biz bu tekniğe biraz daha estetik katacağız ve adına da C tekniği diyeceğiz. Üstten çekeceğimiz için tek bir fon kullanmamız yeterli olacak. Zemine sereceğimiz fon mat beyazlıkta olursa daha iyi olur. C tekniğinde ürünleri karışık bir şekilde merkezde toplamak yerine C harfi şeklinde yerleştiriyoruz. Ürünleri yerleştirdik. Gelelim kamera ayarlarına. Önce telefonun lensini silelim. Genelde unutulur ama fotoğrafın buğulu çıkmaması için önemli bir detaydır. Telefonun kendi kamerasını da kullanabilirsiniz. Geçen hafta anlattığımız Lightroom Mobile'in kamerasını da. Telefon ayarlarında ızgara özelliğini açarsanız eğimli veya yamuk çekmemiş olursunuz. Telefon kamerasıyla çekim yapacaksanız ızgara özelliğini ayarlar bölümünden kamera sekmesine girerek açabilirsiniz. Lightroom kamerasında bu özelliği nereden açabileceğinizi geçen haftaki videoda göstermiştik. Thank you.
İkinci tekniğimize geçelim. Göz hizası. Göz hizasından yapılan çekimler özellikle şekli uzun olan ürünlerde kullanılıyor. Ya da düz olan objeler yükseltiliyor. Bu çekimde iki farklı fon kullanabiliriz. Birini alta, birini sırta yerleştireceğiz. Biz mermer desenli yapışkanlı folyolardan temin ettik. Arka planı flu alacağımız için yeterli geldi. Üstelik son derece ekonomik bir çözüm oldu. Bu folyoları bir kartonun iki yüzüne yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Yapıştırmadan kenarlarını tutturarak da. Satın alma linkini açıklama bölümüne koyduk. Ahşap zemin ise aslında bahçelerde kullanılan karodek parçalardan oluşuyor. Karodeklerin linkini de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu teknikte varsa telefonunuzun portre modunu öneriyoruz. Portre modu arka plana derinlik verme konusunda Lightroom kamerasından daha iyi. Başka bir telefon uygulaması da olur tabi. Önemli olan portre modu olması ve ürünü arka plandan ayırarak flu bölgeler yaratması. Flu bölgeler için ürünleri yerleştirirken asıl ürün ile diğer ürünler arasında birkaç santimlik mesafe koymamız gerekiyor. İlk teknikte olduğu gibi yerleştirmemi yukarıdan aşağıya doğru yapıyorum. Ürün merkezde olmalı. Sonra göz hizasına iniyorum, ürünümü ekrana dokunarak netliyorum ve çekiyorum. Ürünü dik konuma getirmek için altına bant yapıştırabilir, altlık veya gözükmeyecek şekilde arkasına destekleyici koyabilir ya da başka bir ürüne yaslayabilirsiniz. Gelelim Google arama motorunun tavsiye ettiği beyaz fonlu tekli çekime, yani kaydırmalı olarak paylaşacağımız ikinci fotoğrafa. Burada herhangi bir yerleştirme tekniği kullanmamıza gerek yok. Zaten bir önceki fotoğrafta uyguladık. Önemli olan beyaz fonun parlak bir beyazlıkta olması. Maalesef fotoğraf çekerken bu beyazlığı alamıyoruz. Hafif sarı veya gri çıkıyor. Çok kolay bir yöntemi var. Lightroom Mobile uygulamasında tek hamle ile parlaklığı açıyoruz. Birazdan göreceğiz. Tekli fotoğraflarda Lightroom kamerasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta çekim açısı ve yani geniş olan odağımızı T ile yakınlaştırabiliriz. Bu bilgiye ek olarak
bu fotoğrafları kare ölçüde çekmenizi tavsiye ediyoruz. Beyaz fonlu fotoğrafları da iki türlü çekeceğiz. Birini üstten, diğerini göz hizasından. Göz hizasından yaptığımız beyaz fon ve tekli ürün çekimlerinde sadece zeminin değil, sırtın da beyaz görünmesi gerektiğini lütfen unutmayalım. Burada iki parça kullanmak yerine hem zemini hem de sırtı kaplayan büyüklükte bir fon kullanmanızda yarar var. Aksi takdirde ortada bir çizgi oluşur. Son olarak fotoğraflarımızı Lightroom Mobile uygulamasında birkaç saniyede düzenleyelim. Fotoğraflarımızda çok az işlem yapacağız. Vaktimizi almayacak, zor da olmayacak. Lightroom kamerasıyla DNG formatta çektiklerimiz direkt Lightroom'un albümünde kaydoluyor. Telefonun portre moduyla çektiklerimizi ise Lightroom uygulamasına atmamız gerekiyor. Peki neler yapacağız? Gerekliyse kadraj yamukluğu düzelteceğiz, parlaklık artıracağız ve renkleri daha canlı hale getireceğiz. Hepsi bu kadar. Gelin şimdi birkaç örnek fotoğrafımızda bu işlemleri yapalım ve hangi sekmeleri kullanmamız gerektiğini öğrenelim. Bunu alalım. Kadrajımda yamukluk yok, o yüzden kadraj düzeltme yapmayacağız. Direkt ışık sekmesine geliyorum alt satırda. Hemen parlaklığı açıyorum pozlama sekmesinden. Gördüğünüz gibi bembeyaz oluyor. Kontrastı arttırarak farklı tonlardaki doygunluğu arttırıyorum. Biraz beyaz tonları arttırabiliriz. Burada yapacağımız bu kadar. Renk sekmesine geliyorum. Renk sekmesinde bütün renklere tek tek müdahale edebilmek için yukarıda gördüğünüz karışım menüsüne giriyorum. Burada renklere tek tek müdahale edebilirim. Fotoğrafımızda hangi renkler var? Sarı var. Sarıyı tıklıyorum. Doygunluktan rengini canlandırıyorum. Çiçeğin rengini. Eflatunlar var. Onların rengini canlandırıyorum. Pembeyi de canlandıralım. İlgili rengi daha koyultmak istersek ışıklılıktan açıyoruz veya koyulaştırıyoruz. Biraz kırmızı ton da var şalda. Onu da arttırıyorum. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi sonrası. Bu kadar az işlemde bile ne kadar fark etti görüyorsunuz. Bitti diyorum. Efektler sekmesinde dokuları keskinleştirmek istiyorum. Dokulardan sağa doğru kaydırdığımda netleşmiş oluyor. Evet, bu fotoğrafta daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bu şekilde iyidir. Zaten ürün fotoğraflarında tamamlayıcılarla güzel hale getirmiş oluyoruz fotoğrafı. Birkaç dokunuşla daha etkili hale getirmiş olduk. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi sonrası. Kaydetmek için de üstte yukarı bakan ok işaretinden film rulosuna dışarı aktar diyorum. Üstten çektiğimiz bir fotoğrafı daha işleyelim. Şunu alıyorum. Gördüğünüz gibi yatay görünüyor ama biz bunu dik çekmiştik. Nasıl düzeltebiliriz? Kırpma menüsüne geliyorum. Sola döndür diyorum ve sola döndürüyor. Ama fotoğrafımı kırptı.
Bunu ne yapabilirim düzeltmek için? Fotoğraf ölçüsü sekmesi var burada. Onu tıklıyorum. Özel diyorum. Ve parmağımla genişletiyorum. Okey diyorum. Şimdi ışık sekmesine giriyorum. Pozlamadan fotoğrafımın rengini açıyorum. Kontrasttan renkleri ayrıştırıyorum. Açık tonları biraz açabilirim. Gölgeleri biraz açabilirim. Beyaz tonlar yeterince açık kalabilir. Siyahları biraz koyulaştırabiliriz. Renk sekmesine giriyorum. Karışım diyorum. Burada hangi tonlar var? Turuncu var. Turuncuyu doygunlaştırıyorum. Yeşil yok, mavi var. Maviyi doygunlaştırıyorum. Başka da renk tonumuz yok. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Fotoğrafın öncesi sonrası için fotoğrafın üstüne tıklıyoruz, bırakıyoruz. Tıklıyoruz, bırakıyoruz. Devam edelim. Bitti diyorum. Efektlerden dokularımı keskinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar az işlem bile yeterli geldi. Başka bir fotoğrafa bakalım. Bunu seçiyorum. Bunu da dik çekmiştik. Düzeltelim kadrajı. Kırpmaya geliyorum. Sağa döndür diyorum. Ve buradan fotoğrafımı büyütüyorum. Okey diyorum. Işık sekmesine geliyorum. Tonumu açıyorum. Biraz kontrast arttırıyorum. Gölgeleri biraz kısıyorum. Siyahları biraz daha siyahlaştırıyorum. Renge geliyorum. Karışım diyorum. Buradaki kırmızı tonu pembeye dönüştürebiliriz. Ton menüsünden sola çektiğimizde pembeleşir. Sağa çektiğimizde turuncuya bürünür. Biz çok fazla oynamayalım. Doğal kalsın. Biraz doygunluk arttırabiliriz kırmızıda. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Bitti diyorum. Efektlerden dokuları biraz keskinleştiriyorum. Ve fotoğrafım bitti. Bir de göz hizasından çektiğimiz bir fotoğrafımıza bakalım. Portre moduyla çekmiştik. Albümlere geliyorum. Telefon albümlerine geliyorum. Buradan fotoğrafımı seçiyorum. Bunu alalım. Sol alttan ok işaretinden Lightroom'u tıklıyorum. Şimdi Lightroom uygulamasını başlatıyorum. Evet, fotoğrafımı aktardı. Şimdi bunu düzenleyelim. Hemen ışık menüsünü açıyorum. Pozlamamı biraz açıyorum. Biraz kontrast veriyorum. Biraz gölgeleri koyulaştırıyorum. Renge geliyorum. Burada sarı tonlarımız var. Sarı tonları koyulaştıralım. Turuncuları ve sarıları. Mavi tonlarımız var. Onları da canlandıralım. Şalımızda biraz kırmızı var. Biraz mor var. Onları da canlandıralım. Bitti diyelim. Efektlerden dokuları keskinleştirelim. Bu kadar yeterli. Bir öncesi sonrası yapalım. Öncesi, sonrası. Yukarıdan da kaydedelim. Film rulosuna dışa aktar diyorum. Beyaz fonlu fotoğraflarımızdan da işleyelim iki tane. Bunu açıyorum. Bunu mesela kare formata getirmek istiyorum. Kırpma diyorum. Fotoğraf ölçülerine geliyorum. Bire bir diyorum. Ve şöyle parmağımla konumlandırıyorum tam ortaya. Okey diyorum. Işık sekmesine geliyorum. Fotoğrafımı açıyorum. Biraz kontrast veriyorum. Renge geliyorum. Karışım diyorum. Turuncu ve sarıları doygunlaştırıyorum. Bitti diyorum. Efektlere geliyorum. Dokuyu keskinleştiriyorum. Öncesi sonrası yapalım. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Ve fotoğrafımı kaydediyorum. Beyaz fonlu bir fotoğraf daha işleyelim ve bitirelim. Kırpma diyorum. Fotoğraf ölçüsüne geliyorum. Bire bir kare diyorum. Tam ortalıyorum. Okey diyorum. Işık diyorum. Fotoğrafın rengini açıyorum. Kontrast veriyorum. Biraz da gölgeleri koyulaştırabiliriz. Renge geliyorum. Hangi renklerimiz var? Mor ve lila ve kırmızımız var. Kırmızıyı canlandırıyorum önce. Morlara geliyorum. Işıklılık kısmından hatta biraz koyulaştırabiliriz moru. Bitti diyorum. Efektlerden dokuyu keskinleştiriyorum. Dokuyu keskinleştirdiğimde bu lila gördüğünüz bölgelerde biraz kumlanma oldu. Onu nasıl giderebiliriz? Ayrıntı sekmesine geliyorum. Biz bu kumlu görüntülere parazit diyoruz fotoğrafçılıkta. Renk paraziti azaltma diyorum ve onu sağa doğru kaydırıyorum.
gördüğünüz gibi yok oldu. Öncesi, sonrası. Kaydediyoruz. Önümüzdeki hafta şık kapak fotoğrafları için iki yeni teknik daha göstereceğiz. Bu bir haftalık süreçte siz de az önce öğrendiğiniz yöntemlerle deneme çekimleri yapabilir, becerilerinizi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bol bol deneme yapın. Satışlarınızın artması dileğiyle. Görüşürüz.